Herkese merhaba. Ben Büşra Özdemir, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. sınıf öğrencisi, tanıtım ofisinin yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere maden mühendisliği bölümünü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 30 dakika hocamız Profesör Doktor Hanifi Çopur maden mühendisliği bölümünün tanıtım sunumunu yapacak. Ardından 15 dakika sorularınızı yanıtlayacağız. Soru cevap aşamasında sizlerin sorularını bekliyor olacağız. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ben size bugün Maden Mühendisliği bölümünü, İTÜ Maden Mühendisliği bölümünü tanıtacağım. Neden İTÜ diye başlamak istiyorum? İTÜ'nün öğrencilere sunduğu çok sayıda olanaklar mevcut. Örneğin 5.000 kişiye yakın, 5.000 öğrenciyi barındırabilecek yurt olanakları, değişik sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve devlet kuruluşlarından, İTÜ'den değişik burslar, sosyal ve kültürel olanaklar, 250 civarında öğrenci kulübü. Bu kulüpler spor, sanat, edebiyat, teknik vesaire çok değişik alanları kapsıyor. Öğrenciler hobilerine göre bu alanlarda, bu kulüplerde, aktivitelerde bulunabiliyorlar. Ayrıca 400'ün üzerinde laboratuvar olanakları, 40'ın üzerinde araştırma geliştirme merkezleri ve Teknokent ile öğrencilere mükemmel olanaklar sunmakta. Mezun ağımız oldukça geniş. 250 binin üzerinde mezunumuzla iletişim halindeyiz İTÜ olarak. Bunun haricinde birazdan yine bahsedeceğim ÇAP, yani çift ana dal olanakları, yan dal olanakları, staj olanakları ve Master B dediğimiz lisans eğitimiyle beraber yüksek lisans yapabileceğiniz bir olanak mevcut. Ben bu kısımdan biraz sonra yine bahsedeceğim. Geçtiğimiz sene üniversite giriş sınavında İTÜ ne yaptı sorusuna bakacak olursak, sayısal puan türünde Türkiye birincisi ve Türkiye üçüncüsü İTÜ'yü tercih etmiştir. Bunun haricinde ilk 100'den 5 öğrenci, ilk 1000'den yaklaşık 50 öğrenci, ilk 2000'den yaklaşık 140 öğrenci, ilk 3000'den yaklaşık 230 öğrenci İTÜ'yü tercih etti. Bunun haricinde ilk 3 tercihini İTÜ olarak belirleyen öğrencilerin oranı İTÜ'yü kazananlar içerisinde yaklaşık %42, %40'ın üzerinde. Toplamda da yaklaşık 3.900 öğrenci aldık geçen yıl. Şimdi maden mühendisi kimdir sorusuyla başlayacak olursak, önce madenin tanımını yapalım. Yer kabuğunda doğal etkenlerle oluşan ve ekonomik yönden değer taşıyan çeşitli minerallere maden diyoruz. Madencilik ise bu minerallerin ekonomik bir amaç için kazılarak çıkarılması işidir. Yani yer kabuğundan koparılması, alınması işi. Bu meslek, yani madencilik, medeniyetlerin gelişmesini sağlayan dünyanın en eski ve en saygın mesleğidir. Maden mühendisliği, cevher, endüstriyel ham madde ve kömür gibi doğal kaynakların değişik yöntemlerle aranması, üretimi, açılan yeraltı boşluğunun sağlamlaştırılması, havalandırılması, kazılan madenin nakliyatı ve madencilik amacıyla oluşturan değişik yeraltı ve yeryüzü yapılarının tasarımı ve planlanması gibi değişik işleri kapsamaktadır. Ayrıca bir maden mühendisinin işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve maden hukuku konularında da bilgili olmasını istiyoruz. İş güvenliği, ekonomi, sürdürülebilirlik, etik değer ve çevreye saygı
maden mühendisinin temel ilkeleridir. En azından biz öğrencilerimize bu temel ilkeler çerçevesinde dersler vermeye çalışıyoruz. Sizleri nasıl bir eğitim bekliyor eğer bizim bölümümüzü İTÜ'yü kazanırsanız? Öğrencilerimiz bir yıl İngilizce hazırlık öğreniminden sonra 4 yıllık mesleki öğrenimlerinde yaklaşık 60 ders kapsamında yaklaşık 130 kredi dersin en az %30'unu İngilizce olarak almaktadırlar. Tüm derslerimizin %13'ü seçmeli. %25'i temel bilim, yani matematik, fizik, kimya, jeoloji gibi temel bilim dersleri. %17'si temel mühendislik dersleri. Bunlar statik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik gibi dersler. %11'i sosyal içerikli, yani insan ve toplum bilimleri dersleri. Ve yaklaşık %47'si de madencilik mesleğiyle ilgili derslerdir, mesleki derslerdir. Yaklaşık 15 dersimiz laboratuvar çalışmaları içermektedir ve birçok dersimizin içinde de tasarım çalışmaları yer almaktadır. Biz öğrencilere verdiğimiz derslerde hemen hemen tüm madenleri kapsamaktayız. Örneğin metal, cevher madenleri, mermer madenleri, kömür, çimento, seramik ham maddeleri, ametaller veya endüstriyel ham maddeler, mineraller gibi tüm madenleri kapsamaktayız. Derslerimiz içerisinde kodlama, yani bilgisayar programlama dersleri var. Bilgisayarlı maden planlama ve tasarım derslerimiz var. Bunun yanında tünelcilik sektörüyle ilgili kapsamlı derslerimiz vardır. Her dönem öğrencilerimizle birlikte teknik geziler yapmaya dikkat ediyoruz ve bu teknik geziler kapsamında değişik madenleri ziyaret ediyoruz. Bu sayede öğrenciler derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratik olarak görme şansına sahip oluyorlar. Ve bunun yanında tabii ki sınıf arkadaşlarıyla kaynaşma imkanı buluyorlar. Tabii bu teknik geziler pandemi döneminde sekteye uğradı. Grup halinde madenlere maalesef gidemedik. Pardon. Öğrencilerimizin mezuniyetten önce minimum 45 gün staj yapmaları gerekmektedir. Bu sayede öğrenilen teorik bilgileri pratik bilgiler ile pekiştirmektedirler. Stajlara o yüzden oldukça önem veriyoruz. Bölümümüzün araştırma geliştirme olanakları nelerdir? Tasarım olanakları nelerdir? Bölümümüzde araştırma ve öğretim amaçlı 9 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Uluslararası araştırma projelerimiz kapsamında kalitemiz çeşitli defalar incelenmiş ve tüm laboratuvarlarımız ve uygulama standartlarımız dünya çapında kabul görmüştür. Özellikle sert kaya ve yumuşak zemin kazı teknolojileri, bilgisayar destekli maden planlama, tasarım, havalandırma ve kaya mekaniği laboratuvarlarımız oldukça ileri düzeydedir. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında olduğunu söyleyebiliriz bazı laboratuvarlarımızın. Bu laboratuvarlarımızda öğretim üyelerimiz hem ulusal hem de uluslararası destekli projeler yürütmekte ve yeni bilgiler üretmektedirler. Çeşitli araştırma geliştirme projeleri öğretim üyelerimiz tarafından yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Örneğin maden ve tünel kazı makineleri ve teknolojileri, endüstriyel ham madde teknolojileri, madencilikte kullanılan yazılımlar geliştirme gibi konularda projeler halihazırda yapılmaktadır. Çok sayıda öğrencimiz TÜBİTAK veya diğer kurumsal destekli araştırma geliştirme projelerinde ve endüstriyel destekli projelerde
ücretli olarak çalışma ve pratik yapma imkanı elde etmektedirler. İş imkanları nelerdir? En çok ilgi duyduğunuz kısım bu oluyor çoğu zaman. Bir kere bölümümüzden mezun olan gençlerimiz çok disiplinli bir eğitim öğretimin sonunda çok geniş yelpazede bilgi, yetenek ve iş olanakları elde etmektedirler. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü buradan alacağınız eğitim gerçekten çok disiplinli, çok kapsamlı madenler söz konusu olduğu için ve bu madenlerin yönetimi maden mühendislerinin işi olduğu için değişik alanların temel bilgilerine ihtiyacınız var. Örneğin makina, örneğin inşaat, örneğin işletme, jeofizik, jeoloji, cevher hazırlama vesaire gibi değişik alanlardan bilgi birikimi olmadan bir madenin yönetimi mümkün başarılı bir şekilde yönetimi mümkün olmamaktadır. O yüzden öğrencilerimiz gerçekten çok disiplinli bir eğitim öğretim alıyorlar burada. Dolayısıyla çok geniş yelpazede bir bilgi birikimi oluşuyor. Dolayısıyla da sektöre çıktıklarında, mezun olduklarında iş olanakları çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu iş olanaklarından bazıları nelerdir mesela? Cevher yani metalik mineral madenleri, endüstriyel mineral madenleri, kömür madenleri, mermer ve taş ocağı işletmeciliği, tünelcilik, metro, yeraltı atık su, temiz su, yeraltı altyapı sistemleri sektörü, seramik, cam, çimento sanayi gibi sektörler sizlerin başlıca iş alanlarını oluşturuyor. Bunun yanında mezunlarımız madencilik ve doğal kaynaklarla ilgili projelerde, fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarında yer almanın yanı sıra iş güvenliği uzmanı, danışman ve teknik gözetmen olarak da görev alabiliyorlar. Özel sektörde, kamu kurumlarında ve yurt dışında kariyer olanakları bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımızın yaklaşık üçte biri mezun olur olmaz ve üçte biri mezun olduktan sonra 6 ay içerisinde çalışmaya başlamaktadır. Bu sayı giderek de artmaktadır, onu da söyleyeyim. Son 1-2 yıldır mezunlarımız daha mezun olur olmaz özel sektörde, devlet sektöründe iş bulabilmektedirler. Bir kısmı da yurt dışına çıkış yapabilmektedirler. Maden mühendisi olarak aranan mühendisler olmaya başladı mezunlarımız uzunca bir süreden beri. Neden İTÜ sorusuna gelince... İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi birçok ilklere imza atan köklü bir üniversitedir. Köklü bir üniversitede eğitim, öğretim görmenin tabii ki avantajları oldukça fazla. Bu üniversitede öğrencilerimize dünya çapında bir eğitim, öğretimin yanı sıra değişik sosyal olanaklar da sağlanmaktadır. Maden mühendisliği bölümü özelinde bakacak olursak 2022 yılında yani bu seneki üniversite giriş sınavında maden mühendisliği bölümüne Türkiye sıralamasında ilk 50 bin içinde girecek öğrencilere 5 yıl boyunca asgari ücret kadar burs, ilk 50 bin 65 bin içinde girecek öğrencilere 5 yıl boyunca asgari ücretin yarısı kadar burs ve mezuniyet sonrası iş imkanı verilecektir. Bu sizler için çok önemli bir olanak arkadaşlar. Bu burs iki senedir veriliyor. Bu sene üçüncüsü olacak. Bölümümüzün başarı sıralamasını arttırmıştır. Öğrencilerimize kendine güven anlamında bir artı imkan sağlamıştır.
Dolayısıyla bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Değişik sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek YÖK'le Yüksek Öğrenim Kurumu ile yaptıkları anlaşma gereği bu ücretler düzgün bir şekilde hazırlık sınıfı dahil öğrencilerimize sağlanmaktadır. Bu bir burs ile ilgili detaylı bilgiyi üniversite giriş ya da tercih kılavuzunda bulabileceksiniz. Takip etmenizi öneriyorum. Bölümümüzün ABET akreditasyonu vardır. Bu ne anlama geliyor? Bizden alacağınız diploma dünyanın her yerinde geçerlidir. Yani bu diploma ile dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirsiniz. Hiç sorgulanmadan, hiç engele takılmadan bunu yapabilirsiniz. Ayrıca İngilizce muafiyet sınavını geçemeyen öğrencilerimize İTÜ 2 dönem yani 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi olanağını ücretsiz olarak sağlamaktadır. Bu da çok değerli bir olanaktır. İngilizcenizi mükemmelleştirmek için size verilmiş ücretsiz bir kurs gibi düşünebilirsiniz bunu. Neden İTÜ konusuna devam ediyorum? Gelişmiş laboratuvarlarımız ve araştırma geliştirme altyapımız vardır. Geniş akademik kadromuz vardır ve akademik kadromuz özellikle İTÜ Maden için konuşacak olursam dünya çapında tanınmış, kendini kanıtlamış akademik kadromuz, hocalarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz isterse 1 ya da 2 dönem Erasmus yani öğrenci değişimi, uluslararası öğrenci değişimi kapsamında Avrupa'da öğrenim imkanı hakkı elde edebilmektedirler. Bundan faydalanan öğrenciler gerçekten kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Bir sene Avrupa'da eğitim aldığınızı düşünün. Size çok farklı bir boyut katacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında 2 farklı bölümde öğrenim görerek çift diploma alma olanağınız vardır. Yani maden mühendisliği bölümünde okurken başka bir bölüm merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz ikinci bir bölüme de başvuru yaparsanız, şartları sağlarsanız o bölümde de öğrenim görüyorsunuz. Yaklaşık 20-25 ders alıyorsunuz, yaklaşık 60 kredi. Ve her iki alandan da diploma sahibi olabiliyorsunuz. Çift diploma diyelim ki alamadınız. İlgi duyduğunuz herhangi bir alanda yaklaşık 8-10 ders, 20-22 kredi ders alarak yan dal yapabiliyorsunuz. Bu yan dal yaptığınız yan dal transkribinize ve diplomanıza yansıtılıyor. Dolayısıyla önemli bir artı değerdir bu da. Öğrencilerimize bölümdeki projelerde çalışma olanakları sunuyoruz. Ücretli olarak ücretle veriyoruz. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıflar, İTÜ ve diğer devlet kurumlarından burslar söz konusu. Bu burslar ihtiyaç ve başarı bursları olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında yaklaşık 5.000 kişilik İTÜ'de yurt olanakları mevcuttur. Öğrencilerimiz proje takımlarına ve girişimcilik ekosistemlerine katılım yapabilmektedirler. Sosyal, mesleki ve teknik içerikli yaklaşık 250 kadar öğrenci kulübüne katılım yapabilirsiniz, kendinizi geliştirmek amacıyla. Ve geniş spor olanaklarımızdan faydalanabilirsiniz. Yüzme havuzu, futbol sahası, yürüyüş pisti, bisiklet pisti gibi çok değişik işte fitness merkezi gibi olanaklarımız mevcut. Bunun yanında Türkiye'de ve dünyada ses getiren çok güçlü lisansüstü programlarımız vardır.
lisansüstü anlamında master bir olanağı sunulmaktadır. Yeni bir kavramdır bu İTÜ'de. Master B programına kabul edilen öğrenci lisans eğitiminin 6. 7. ve 8. dönemlerinde yüksek lisans dersleri de alabilmekte ve böylece kısa sürede yüksek lisans diploması sahibi olabilmektedir. Anlaşmalı firmalarda test çalışması yapmak üzere yaklaşık 200 gün civarında uzun staj yapılıyor. Ve bunun sonucunda da staj yaptığı firmada genellikle iş olanağı sağlanmaktadır. Bu da öğrencilerimize sunduğumuz çok değerli bir artı değerdir. Şimdi genel olarak benim anlatacaklarım bunlar, fakat şimdi kısaca sizlere laboratuvar olanaklarımızı da tanıtmak istiyorum. Bu fotoğraf bilgisayar destekli maden tasarım ve planlama laboratuvarımıza ait bir fotoğraftır. Dünya çapındaki entegre madencilik yazılımlarından 4-5 tanesi bölümümüzde mevcuttur. Bu yazılımlar işte Mineplan, Vulkan, Serpak, Micromine, NetProMine gibi 3 boyutlu tasarım ve planlama yapabileceğiniz yazılımlardır. Oldukça değerli yazılımlardır. Bu yazılımları özellikle son sınıfta kullanma olanağınız bulunacaktır. Özellikle yeni öğrencilerimiz bu tür bilgisayar destekli eğitimlerden çok hoşlanıyorlar. O yüzden biz de bu kısmı güçlendirmeye çalışıyoruz uzun zamandır. Daha da güçlendireceğiz. Bu bizim kaya mekaniği ve doğal taş laboratuvarımızdan bir görüntü. Bu laboratuvarımız da Türkiye çapında ileri düzeyde uluslararası standartlarda hem Avrupa Birliği standartlarında hem de Amerika standartlarında deneyler yapabildiğimiz ve uluslararası proje yapan firmaların tercih ettiği bir laboratuvardır. Öğrencilerimiz de buralarda hem projelerde hem de yaptıkları diploma test çalışmalarında çalışma olanakları buluyorlar ve bu sayede hem öğrenmiş oluyorlar, hem pratik yapmış oluyorlar, hem de bazı durumlarda para kazanmış oluyorlar. Kırma taş ve biriketleme laboratuvarımız. Bu laboratuvarımızda da çok değişik deney cihazlarımız mevcut. Öğrencilerimiz özellikle bu laboratuvarda diploma çalışmaları yapmaktadırlar. Zaman zaman da endüstri destekli projelerde para kazanmakta mümkün olabilmekte. Bu laboratuvarımız maden havalandırması ve iş güvenliği laboratuvarı. Özellikle son 7-8 yılda geliştirilen bu laboratuvar gerçekten Türkiye'de birçok teklere ve ilklere sahip, Türkiye'nin bir numarası diyebileceğimiz, Avrupa'nın da en gelişmiş havalandırma ve iş güvenliği laboratuvarlarından bir tanesidir. Yine bu laboratuvarda çok sayıda öğrencimiz çalışma imkanı bulmaktadır. Çok değerli çalışmalar yapmaktadırlar. Kazı teknolojileri ve maden makineleri laboratuvarlarımızdan görüntüler bunlarda. Bu laboratuvarımız da Türkiye'de tek, dünyada da birkaç tane laboratuvar arasında olan çok değerli bir laboratuvar sistemidir diyeyim. Dünyada 3-4 tane var. Özellikle kaya kazısında uzmanlaşmış laboratuvarlar ayrıdır. Zemin, kil, silt, kum gibi zeminlerin kazısında uzmanlaşmış laboratuvarlar ayrıdır. Bu laboratuvarımızın bir özelliği, biz hem kaya kazısı hem de zemin kazısında uzmanlık geliştirmiş dünyadaki tek bölümüz. Bu anlamda gurur duyuyoruz. Şu ortada gördüğünüz, ortada üstte gördüğünüz deney cihazı da burada kendi olanaklarımızla, kendi bölüm akademisyenlerimizin geliştirdiği bir deney cihazıdır. Bu deney cihazını da 3
Dört ülkeye sattık. Avustralya'ya İTÜ kanalıyla, İTÜ Döner Sermaye kanalıyla bu deney cihazını geliştirip Avustralya'ya, Yunanistan'a, Kazakistan'a ve Türkiye'de bir üniversiteye satışını da İTÜ kanalıyla gerçekleştirdik. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz yine bu laboratuvarda hem proje aşamalarında, projelerde hem de diploma tezi çalışmalarında yer alıyorlar ve severek çalışıyorlar. Bu kazı teknoloji laboratuvarlarında yaptığımız bir projeden özellikle söz etmek istiyorum. Derin deniz madenciliği ile ilgili uluslararası bir firmanın ekibinde yer alaraktan deniz dibi madenciliği ile ilgili bir proje kapsamında şurada yaklaşık 1600 metre derinde açık ocak madenciliği, deniz altında açık ocak madenciliği yapabilecek şu sağda gördüğünüz üstte ve altta iki kazı makinesinin kazı tasarım parametrelerini, keski tasarım parametrelerini belirledik. Ve bu projeye yaklaşık pandemi girmeseydi araya şu sıralar hayata geçmiş olacaktı. Ancak pandemi nedeniyle gecikmeler söz konusu. Bir iki sene içerisinde deniz dibinde madencilik yapma olanağına kavuşmuş olacağız ve bu dünyada bir ilk olacak. Bu çalışmayla da gurur duyuyoruz. Kazı makinaları, bizim tasarım parametrelerini belirlediğimiz kazı makinaları birisi İsveç'te, diğeri ise İngiltere'de yapımı tamamlandı. Su altı testleri yapıldı. Robotik olarak deniz yüzeyindeki bir platformdan bu kazı makinalarıyla üretim gerçekleştirilecek. Bu son fotoğrafta bizim pandemi öncesinde yaptığımız en son teknik geziden bir görüntü. Böyle kalabalık bir grup olarak madenleri ziyaret ediyoruz. Öğrenciler derslerde teorik olarak gördükleri konuları pratik yapma, pratiğini görme şansını elde ediyorlar. Bunun yanında birbirleriyle öğrencilerimiz kaynaşma imkanı da bulup iş hayatının nasıl olduğunu, bir madenin nasıl göründüğünü, çalışan maden mühendisleri arkadaşlarının nasıl işler yaptığını öğrenme imkanına kavuşuyorlar. Ve bunun yanında biz her sene, her dönem en az 3-4, bazen 4-5 mezunumuz ile öğrencilerimizi üniversitemizde bir araya getirerek iş hayatının maden mühendisliği açısından nasıl olduğunu öğrencilerimizin kavramasına yönelik sohbetler düzenliyoruz. Bu sohbetleri de öğrencilerimiz gerçekten çok rağbet ediyorlar ve oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. Sizler de buraya gelirseniz bu sohbetlerimize katılma imkanı bulacaksınız. Evet, İTÜ ve Maden Mühendisliği bölümü ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sorularınız varsa bekliyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap sürecine geçebiliriz. Sorularınızı chat üzerinden bize iletebilirsiniz. Ben ilk soruyla başlayayım hocam. Staj bulma konusunda okul yardımcı oluyor mu? Şöyle, son zamanlarda staj olanakları için firmalar kendi internet portallarından başvuruları öğrencinin kendisinin yapmasını tercih ediyorlar. Ve
bir süreç internet üzerinden başladıktan sonra yine çevrim içi internet üzerinden görüşmeler yapıyorlar öğrencilerle. Video konferanslar yapıyorlar ve firmalar öğrencileri kendileri seçiyorlar. Bu şu anki uygulamanın genel şekli. Ancak staj yeri bulamadım diyen öğrencilere biz kendimiz staj buluyoruz. Endüstriden tanıdıklarımız, firmalar, devlet kuruluşları, buradaki mezunlarımız vasıtasıyla ben staj yeri bulamadım diyen öğrencilerimize sorunsuz bir şekilde staj yeri ayarlaması yapıyoruz. Evet. Anladım hocam. Sunumda bahsettiğiniz burs karşılıksız mıdır diye bir soru gelmiş. Evet, bu burs karşılıksız bir burstur. Fakat bu bursun tek karşılığı başarılı olmanız. Belirli koşulları var başarıya yönelik. Kılavuzda bu detayları görebilirsiniz, tercih kılavuzunda. Sizden sadece başarılı olmanız isteniyor. Tabii böyle astronomik bir başarı da değil, ortalama, ortalamanın üstünde bir başarı, derslere devam etme zorunluluğu gibi bir takım basit, işte not ortalamasının 2,5 ve üzeri olması gibi, bir dönemde iki, en fazla iki dersten kalabilirsiniz. Devamsızlıktan derste kalmayacaksınız ama başarısız bir iki ders olabilir. Devamsızlıktan başarısızlığı kabul etmiyor böyle bir burs olanağı. Bunun gibi kriterler sadece. Bunun haricinde illa gelip bizde çalışacaksın, şunu yapacaksın, böyle bir karşılık yok. Evet. Diğer soruda hocam, sizce bu mesleğin gelecekteki durumu nasıl olacak? Bu mesleğin dediğim gibi size sunumda da söyledim, çok eski bir meslek. İnsanlık tarihi kadar eski. Yontma taş devri, cilalı taş devri vesaire çağlara isim vermiş bir meslek. Bu meslek hiçbir zaman yok olmayacak. İnsanlığın teknoloji ihtiyacı sürekli geliştiği için, sürekli madenlere ve ham maddelere ihtiyaç duyduğumuz için yok olması mümkün değil. Sektör zaman zaman aşağı inip yukarı çıkışlar yapabiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Ancak son zamanlarda Türkiye'de özellikle sivil toplum kuruluşları çok güzel atılımlar yaparaktan mesleği hep yukarıda tutmayı başardılar. Meslek şu anda çok iyiye gidiyor. Türkiye'de, dünyada da iyi, fakat dünyada bazı sektörlerde çöküşler vesaire olmasına rağmen Türkiye'de maden sektörü son 10 yıldır çöküş yaşamadı. Ekonomik krizlere rağmen çöküş yaşamıyor. Yükselişini sürdürüyor. Geleceği açık ve sizleri bekleyen bir sektör. Evet. Mezuniyet sonrası iş imkanı dediğiniz hangi şirketlerde çalışma imkanınız var? Biraz açar mısınız? Tabii ki sunumda da söylediğim gibi çeşitli madenler, metalik olabilir, non-metalik olabilir, endüstriyel hammaddeler olabilir, tünel sektörü olabilir, cam, çimento, seramik endüstrisi olabilir. Buralarda çalışabiliyorsunuz, teknik nezaretçi olabiliyorsunuz, danışman olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ithalat ihracat firmaları var, proje firmaları var, alım satım lojistik firmaları var. Yani sadece madenlerde çalışmıyorsunuz. Herhangi bir yerde ticaretiyle uğraşabiliyorsunuz ve çok sayıda mezunumuz bu yönde tercihlerde bulunuyor. Hatta bazı mezunlarımız sektörde olmayan işler yaratabiliyorlar. Yani kendi işini kendi oluşturuyor. Daha önce böyle bir iş yoktu. Fakat bu açığı görüp öğrencimiz veya mezunumuz böyle bir sektör oluşturup ticarete başlayabiliyor. Dolayısıyla iş olanakları
oldukça geniş. Bunun yanında şunu da söylemeliyim ki bizim eğitim sistemimiz her şeyden biraz biraz temel bilgi mutlaka veriyoruz. Yani eğer siz değişik alanlara, değişik branşlara ilgi duyuyorsanız her şeyin toplandığı bir branş maden mühendisliği. Dolayısıyla siz burada aldığınız bir eğitim sonunda gerçekten geniş bir yelpazede bilgi birikimi ve yeteneğe sahip oluyorsunuz. Bu bilgi birikimini değişik sektörlerde de kullanabiliyorsunuz. Yani sektör geçişleri yapan arkadaşlarımız da var. Fakat şunu da söyleyeyim, son birkaç yıldır benim gördüğüm bizim mezunlarımız özellikle hemen iş buluyorlar. Mesela geçen sene bu vakitler mezun olan, ara dönemde, güz dönemi sonunda mezun olan öğrencilerimizin tamamı birkaç ay içerisinde yaklaşık 18-20 öğrenci mezun ettik ara dönemde. Yaz döneminde daha fazla mezun veriyoruz. Tamamı hemen iş buldu ve bunların üçte biri yurt dışında iş buldu. Böyle bir açıklık var sektörde ve Türkiye'de özellikle İTÜ Maden Mühendisliği bölümüne yurt dışından da talepler gelmeye başladı. 6-7 tane öğrencimizi geçen sene yurt dışına gönderdik. Öyle söyleyeyim. Yurt içinden de çok değerli firmalarda çalışmaya başladılar. Hatta yurt dışına gönderebileceğimiz daha fazla ihtiyaç vardı. Ancak yurt içinde çok güzel işler bulduğu için öğrencilerimiz, mezunlarımız yurt dışını tercih etmediler. Burada kaldılar. İş olanakları bu şekilde. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bir de şunu da ekleyeyim burada arkadaşlar. Yeraltı madenleri ve yeryüzü madenleri diye ikiye ayırabiliriz bizim madenleri. Yeraltı madenlerinin sayısı çok daha az. Yani bizden 100 tane mezun varsa söz gelimi en fazla 30 tanesi yeraltı madenlerinde çalışıyor. 70 tanesi yeryüzü madenlerinde. Bunun yanında yeraltı madenlerinde sadece yer altında çalışma işi yok. Ofislerde de çalışabiliyorsunuz. Bir yeraltı madeninin planlama ofisi olabilir. İş güvenliği ofisi olabilir. Eğitim ofisi olabilir. Ve değişik ofislerinde yeraltı madenlerinin yeryüzünde çalışma. Hani yeraltı korkusu olanlar için söylüyorum ama böyle bir korkuya da gerek yok. Yeraltı madenciliği de artık güvenli bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu konuda kanunlarımız, çalışmalarımız çok iyi yönde gelişmeler gösterdi. Ticaretini yapan çok sayıda mezunumuz var. Yeni ticaret alanları başlatan, sıfırdan iş kuran çok sayıda mezunumuz var ve başarılı oluyor bunlar. Hatta şunu da söyleyeyim, son zamanlarda şunu da gördük. Maden firmaları bankalardan krediler alıp iş başlatıyorlar. Bu kredileri verirken kredi başvurularını inceleyen kişilerin madencilikten anlıyor olması gerekiyor. Bazı mezunlarımız bu kredi bankaların kredi verme birimlerinde müfettiş veya denetçi veya proje izleyici olarak çalışmaya da başladılar. Evet. Tercih listesinde bölüm Türkçe eğitim veriyor diye gözüküyor. Yine de hazırlık okumamız gerekiyor mu? Şöyle sunumda da söyledim. Bizim programımızdaki derslerin minimum %30'u İngilizce. Şu anki ders planımızda %40'tır bu. %40 dersleri İngilizce alıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka İngilizce bilmeniz gerekiyor. İTÜ'ye giren herkesin mutlaka İngilizce bilmesi gerekiyor. Eğer bir muafiyet sınavı var, bu sınavdan geçemezseniz İTÜ size
bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi veriyor. Ücretsiz olarak. Bu çok değerli bir olanaktır. Bizim zamanımızda bu kısıtlıydı. Ben de bu eğitimi aldım. İyi ki almışım diyorum. Çok güzel, çok iyi bir şekilde İngilizcemizi öğrenmiş olduk. Başka bir şey var mıydı bu soruda? Büşra Hanım, soruyu tekrar eder misiniz? Tercih listesinde bölüm Türkçe eğitim veriyor diye gözüküyor. Yine de hazırlık okumamız gerekiyor mu? Evet, bölüm Türkçe değil, %30 İngilizce, onu söyleyeyim. Ve mutlaka İngilizce almanız gerekiyor. Ama bir tecrübeli hoca olarak ben size şunu öneriyorum. Mümkünse muafiyet sınavını geçin ve kendiniz İngilizceyi atlayın, direkt derslere başlayın. Bu size bir sene ekstra zaman kazandırıyor. Bir sene sizi hızlandırıyor. Bu bir seneyi siz farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Örneğin bazı sebeplerden dolayı derslerden başarısız olursunuz. Okulunuz bir dönem veya iki dönem uzayabilir. Bu bir seneyi o zaman kullanırsınız. Veyahut Master B yaparsınız bizde. Lisansla birlikte yüksek lisans. Bu şeyden sonra lisans bittikten sonra bir süre daha master devam ettiği için yüksek lisans. Orada kullanabilirsiniz bu seneyi. İnsan hayatında bazen bir sene çok önemli olabiliyor. Mümkünse geçin derim ama geçemezseniz de İngilizceyi öğrenmek için çaba sarf edip kendinize çok güzel bir artı değer katabilirsiniz. Evet. Hocam iki kazanacak öğrencilere ve şu an sınava hazırlanan öğrencilere ne söylemek istersiniz? Büşra Hanım, sesiniz kesildiği için, kesikli geldiği için anlayamadım bu soruyu. Tekrar Tabii. eder misiniz? Son olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyebilirim. Sevdiğiniz mesleği tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü bir insan sevdiği mesleği yaparsa başarılı olur. Her gün işine güle oynaya gider. Çünkü seviyor o işi. Dolayısıyla hayatınız güzel geçer. O yüzden sevdiğiniz mesleğe yönelin diye bir öneride bulunabilirim. Hepinize öğrenim hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Ve sizi İTÜ Maden Mühendisliği bölümüne bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hocamıza verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Etkinliğimizi sonlandırıyoruz. Tüm sorular için İTÜ Tanıtım Ofisi'nin sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Katılan öğrencilere teşekkür ederiz. Hepinize eğitim ve öğretim hayatınızda başarılı bir yıl diliyoruz.